Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji 1. dönem full tekrar videosuyla karşınızdayız. 1. dönemin tüm konularını baştan sona tekrar edeceğiz. Gençler böylelikle 1. dönemdeki eksiklerimizin tamamını kapatmış olacağız. Biliyorsunuz biyoloji dersi için de diğer dersler için de aslında geçerli bir konuyu bilip öğrendiğimiz zaman diğer konularda kolaylık yaşıyoruz. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı. Arkamızda ne kadar eksik konu bırakırsak ileriki konularda da anlatım, anlayış o kadar zorlaşıyor diyeyim gençler. Bugün biyoloji full tekrarla birlikteyiz. Perşembe günü matematik full tekrar sizinle olacak. Hafta sonu coğrafya pazartesi günü de fizik full tekrar sizlerle birlikte olacak diyeyim. Hemen ödevlerinizi de vererek yapmanız gereken kısımları da söyleyerek konu anlatımına geçeyim. İlk ünitemiz olan hücre bölünmesi ünitesinin bitmiş olması gerekiyor zaten gençler. İkinci ünitemiz kalıtım ünitesiydi. Çoğu okulda da kalıtımın sonuna kadar gelindi. Biz de kalıtımın sonuna kadar gelmiş olmalıyız. Yani sayfa 122'ye kadar çok sözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. 10. sınıf dinama kitabımızdan hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi ilk ünitemiz hücre bölünmeleri ünitesiydi. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde de mitoz ve eşeğsiz üremeden arkasından da mayoz ve eşeğli üremeden bahsetmiştik. Mitoz ve eşeğsiz üreme dediğimiz zaman ilk olarak hücre bölünmesinin gerekliliğiyle başlamamız gerekiyor. Hücre bölünmesi tabii ki tek hücreli canlılarda canlının çoğalmasını sağlarken çok hücreli canlılarda yani bizde de büyüme ve gelişmede etkili olacak diyeyim gençler. Her canlının neslini devam ettirebilmek ama amacıyla kendine benzer bireyler oluşturmasına üreme ismini veriyoruz. Canlılarda da üreme iki şekilde gerçekleştiriliyor. Bazı canlılar eşeysiz bazı canlılar eşeyli üreme yapıyorlar. Eşeysiz üremenin temeli mitoza eşeyli üremenin temeli ise mayoza dayanmış olacak. Hücreler tabii ki bölünme gereksinimi duyacaklar. Bölünerek bir sonraki hücreyi meydana getirmiş olacaklar. Peki hücreler niçin bölünecek? Yavru hücreyi meydana getirmek isteyecek. Hücreler hacim yüzey oranının bozulması nedeniyle tabii ki bölünme gereksinimi duyacaklar. Hacim yüzey oranının bozulmasıyla da kastettiğim şey şu. Hücre büyüdüğü zaman tabii ki hacminde de bir artış olacak. Yüzey alanında da bir artış meydana gelecek. Yüzey alanı madde alışveriş işinde bu büyüme sonucunda yetersiz kalacak. Hücre yüzeyi yetersiz kaldığı için de hücreler bölünme gereksinimi duyacaklar diyeyim. Gençler sitoplazma ve çekirdek oranının değişmesi de yine hücre bölünmesinin sebebi olacak. Çekirdek şu kadarlık bir büyüklüğe sahipken şuradaki sitoplazmayı kontrol edebiliyordu. Ama sitoplazma miktarı aşırı arttığı zaman tabii ki kontrolde zorluklar yaşanmaya başlayacak. Hücreye DNA tarafından bölün emrinin verilmesi de hücre bölünmesine tabii ki sebep olacaktır diyeyim. Bununla da ilgili yapılan deneyler vardı. Deneylere baktığımız zaman bir tane kontrol grubumuz ve deney gruplarımız bulunacaktı. Kontrol grubuna baktığımız zaman hiçbir işlem görülmeden bırakılan gruptan bahsediyorduk. Mesela bir tane amip oraya bırakıyorlardı. Amibe hiç müdahale etmedikleri zaman 65 kez arka arkaya bölündüğü görülüyordu. Birinci deney grubunda bölünme büyüklüğüne yaklaşmış bir amibin sitoplazmasından parça kesiyorlardı. Sitoplazmadan parça kesildiğinde amibin bölünmediğini görüyorlardı ama emir alandan sitoplazmadan parça da kesseler bölünme gerçekleşiyordu yani emir verildikten sonra işlerin geri dönüşü yok Bilmemiz gereken tabii ki bazı kavramlar var karşımıza çıkıyor. Bu konunun içerisinde DNA'yı bilmemiz gerekiyor. DNA bizim yönetici molekülümüzdü. DNA'nın içerisindeki anlamlı bilgi taşıyan birimlere gen ismini veriyorduk. Genlerin tamamı da bir canlı da genomu meydana getiriyordu. Ökaryot hücrelerde DNA'nın etrafını bir protein kılıfını sarmasıyla da kromatin iplikler oluşuyordu diyeyim. Gençler kromatin iplikler de hücre bölünme sırasında kısalıp katlanmalar yapabiliyordu yaparak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirecek. Yani insanlar iken 46 kromozomlu köpekler iken 78 kromozomlu falan diyoruz da kromozomları ancak hücre bölünmesi sırasında gözlemleyebiliyoruz. Normal şartlarda kromozomları görme şansımız yok. Kromozomlara baktığımız zaman da iki tane kardeş kromatitten meydana geliyorlar. Kardeş kromatitler birbirinin fotokopisiydi. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgelere sentromer adını veriyorduk. Bu burada iyi ipliklerinin tutunduğu proteinlere de kinetokor ismi verilmiş oluyordu. Hücre döngüsü yani aslında mitozdan da bahsedecek olursak mitoz hücre döngüsünün bir parçasıydı. <laughs> Hücre döngüsü de hücrenin hayatı anlamına geliyor. Hücrenin hayatının en uzun evresi interfaz adını verdiğimiz evredir. Hazırlık evresidir. G1S ve G2 evrelerinden meydana gelir. İnterfaz evresinden sonra da mitotik evre adını verdiğimiz bir evre söz konusu oluyordu. Profaz, metafaz, anafaz ve telofazdan oluşan mitoz yani çekirdek bölünmesi. Stokinez dediğimiz bir sitoplazma bölünmesi vardı. Biz burada bir kodlama öğrenmiştik. İnterle Profesör Mete'nin anası telefon satacak olacakmış şeklinde bizim için basamakları sıralı olarak bilmek önemliydi. İnterfaza baktığımız zaman interfaz hazırlık evresidir. Tabii ki hücre döngüsünün en uzun evresinden bahsediyoruz. Burada organel sayısı artacak, protein sentezi artacak, ATP miktarı artacak, hücrenin hacmi artacak, DNA'nın eşlenmesi tabii ki interfazda gerçekleşecek. Sentrozom da bir organeldir. Hayvansal hücrelerde sentrozomun eşlenmesinden çok fazla derecede bahsedeceğiz. O da interfaz evresine denk gelmiş olacak. Interfazda 3 tane alt evreden meydana geliyordu. G1 evresi, S evresi ve G2 evresi dediğimiz evreler. G1 ve G2 evrelerine yaklaşık olarak aynı cümleleri yapıştırabiliriz. Hazırlık yapılıyor ya organel sayısı artar, ATP sentezi artar, enzim sentezi artar diyebiliriz. En can alıcı evre S evresidir. S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşmiş olacak. İnterfazdan sonra mitotik evre dediğimiz evre geliyor. Mitotik evrenin ilki de karyokinez, mitoz yani çekirdek bölünmesiydi. Arkasından da sitoplazma bölünmesi yani yani stokinez dediğimiz evre söz konusu olacak. Hücre döngüsüne baktığımız zaman genel hatlarıyla bir hücreden tabii ki iki tane yavru hücre meydana geliyor. Hücrenin kromozom sayısında, genetik yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Herhangi bir kromozom sayısı değişikliği olmadığı için her hücre yani kromozom sayısı n, iki n, üç n olan her hücre e, bölünme özelliğine sahipse hücre döngüsünü gerçekleştirebiliyor. Sonucunda organel çeşidi değişmeyen birbiriyle aynı genetik yapıya sahip iki tane yavru hücre oluşuyor. Sağlıklı ise mutasyon gibi bir durum söz konusu değilse oluşan hücrelerin genetik yapıları kalıtsal özellikleri aynı. Kalıtsal olarak devamlılığı sağlamış oluyor. Tek hücreli bir canlı ürüyecekse tabii ki hücre döngüsüyle birey sayısını arttırıyor. Çok hücreli canlılarda da hücre döngüsü büyü ve gelişmeyi sağlamış oluyor. Yaraların tamirini sağlamış oluyor diyeyim gençler. Karyokinez yani çekirdek bölünmesi dediğimiz zamanda profaz, metafaz, anafaz ve telafaz olmak üzere dört tane evreden meydana geliyordu. Profaz evresine baktığımız zaman interfazda DNA işlenmişti ya DNA işlendikten sonra profaz evresinde kromotin iplikler, kısalıp katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirecekler. Kromozomlar henüz Düzgün dağılmadılar. Hücrede dağınık bir şekilde bulunacaklar. Çekirdek zarı dediğimiz yapı erimeye başlayacak. Çekirdekçi kaybolacak. Gençler sentrozom bir organeldi. İnterfazda eşlenmişti. Ee, profaz evresinde ise iyi ipliklerinin üretimine başlayarak zıt kutuplara doğru çekilmeye başlamış olacak. Profaz evresinden sonra da metafaz evresi gelecek. Metafaz evresi kromozomları en net gördüğümüz evredir. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine tek sıralı olarak dizilecekler. Dediğim gibi en net görülen evre metafaz evresi oluyor. O yüzden de kromozom Sayısıyla ilgili bir tahlil yapılmak isteniyorsa yani karyotip hazırlanmak isteniyorsa metafaz evresinde olacak. Metafaz kromozomlar ekvator düzlemine dizildi. İyi ipliklerine tutundular. Geldim anafaza. Anafaz evresinde ise kromozomları oluşturan kardeş kromotikler zıt kutuplara doğru çekilmeye başlayacak. Bunların zıt kutuplara çekilmesinde tabii ki ipliklerinin kısalması etkili olacak. Kromozomları bir arada tutan bölgeye sentromer adını veriyorduk ya. Sentromer bölünmesi de yine bu evrede meydana gelmiş olacak. Telofaz evresi profazın tersi gibi düşünebilirsin. Profazda çekirdek zarı erimişti. Burada çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlıyor. Profazda çekirdekçik kaybolmuştu. Burada yeniden oluşmaya başlıyor. Profazda kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşmüştü. Burada tekrardan kromatin ipliğe dönüşüm söz konusu olacak. O zaman mitozu yani çekirdek bölünmesini de bitirdiğimize göre sırada ne var? Stoplazma bölünmesi dediğimiz evre var. St <gülüyor> <gülüyor> Sitoplazma bölünmesinden de bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecek. Sorularda hayvansal ve bitkisel hücreler arasındaki farklar çok fazla derecede karşımıza çıkıyor. Hayvansal hücrelere baktığımız zaman hayvansal hücrelerde hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz bir yapı yok. O yüzden de bu hücrelerde boğumlanma gerçekleşecek. Boğumlanmayla ile bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecek. Bitki hücrelerine baktığımız zaman ise hücre zarının dışında hücre duvarı dediğimiz bir yapı var. Duvar ölü bir yapı olduğu için boğumlanma meydana gelmiyor. Bunlarda da ara çeper, ara lemel oluşumu söz konusu olacak. Böylelikle bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş olacak unutmayacağın şey şu. Birincisi stokines gerçekleşme şekli. Hayvanlarda boğumlanma, bitkilerde aralemel oluşumuyla söz konusu oluyor. İkincisi sentrozom organeli. Sentrozom organeli iyi ipliğini üretiyordu. Hayvansal hücrelerde var. Bitkisel hücrelerde sentrozom organeli yok. Ama iyi ipliği üretiliyor. Sitoplazma tarafından yapılıyor. Diyeceksin. Sonuç olarak bir hücreden iki tane yavru hücre oluştu. Bu hücrelerde bulunan sitoplazma miktarı farklı olabilir. Hücrelerin hacmi farklı olabilir. Organel sayısı farklı olabilir ama organel çeşidinde herhangi bir farklılık söz konusu olmaz. Genetik yapı birebir aynı olduğu için iki hücre birbiriyle aynıdır diyeceğiz diyeyim. Hücre döngüsünde DNA değişimi ve kromozom sayısını da hemen tablo üstünden göstermiş olalım. DNA miktar dediğimiz zaman DNA'nın eşlendiği evre interfazın S evresiydi. O zaman bir hücrede ne kadar DNA bulunuyorsa bunun miktarının arttığı evreyi S evresi olarak düşüneceğiz. Sitoplazma bölünmesi gerçekleştiği zaman da DNA miktarı tekrardan en baştaki duruma düşmüş olacak. Kromozomlar ise hücrenin hangi evresinde meydana geliyordu? Profaz evresinde. O zaman kromozomlar profazda be, e, meydana geldiği için zaten burada sabittir diyeceğiz. Anafazda kardeş kromotitler zıt kutuplara çekildiği zaman artık her bir kardeş kromotite kromozom ismini veriyorduk. Geçici olarak iki katına çıkması anafaz evresinde olacak. Sitokinizi yaptığımız zaman kardeş kromatitleri de paylaştığın için her yere giden de kromozom dendiği için tabii ki bölünme yani tekrar eski sayıya düşme söz konusu olacak. Buradan da hücre bölünmesinin kontrolüne geçiyorum. Hücreyi biz güzel böldük. interle Profesör Metenin ona nasıl telefon satacakmış dedik ama işler bu kadar kolay gerçekleşmiyor hücre bölünmesinin de hata olması bir sonraki hücrenin hatalı olacağı anlamına geliyor. O yüzden de hücre döngüsü devam et veya dur sinyali dediğimiz sinyallerle kontrol ediliyor. Eğer herhangi bir hata görülürse dur sinyali, hata yoksa devam et sinyali veriliyor. Hücre döngüsünün sinyallerinin verildiği noktalarda G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası dediğimiz kontrol noktasıdır. G1 kontrol noktasında hücrenin bölünmeye gerçekten ihtiyacı var mı? İşte yönetimde sıkıntı yaşanıyor mu bunlar kontrol edilir. Eğer sıkıntı yaşanıyorsa S evresinde bölün emri verilir. G2 evresi S'ten sonra geliyor ya S evresinde DNA eşlendi ya DNA'nın eşlenmesinde herhangi bir hata var mı bunlar kontrol edilir. M evresi ise metafaz evresidir. Tüm kromozomlar iyi ipliklerine tutundu mu bu kontrol edilir. Çünkü kromozomlar iyi ipliklerine tutunmazlarsa diyelim ki işte 46'dan 45'i tutundu bir tanesi tutunmadı. Bir tarafa fazla kromozom gidecek diğer tarafta eksik kromozom kalacaktır diyeyim gençler. Hücredeki hücre döngüsünün kontrolden çıkması hasar görmesi hücrelerin kontrolsüz büyülüp çoğalması tabii ki tümör oluşumuna kanser oluşumuna sebep olacak. Kanser hücreleri bölünerek tümör denilen hücre yığınlarını da tabii ki meydana getirebilecek. Ü huylu tümör ve kötü huylu tümör dediğimiz iki iki tür tümör var. İyi huylu tümör benim sözümü dinlemeyen hücre döngüsü bozulmuş hücreler var ama çok hızlı bölünüp etrafa yayılmıyorlar. Başka dokulara geçmiyorlar. Kötü huylu tümör ise çok hızlı bölünüp diğer dokuları da etkileyen tümör türü Kansere sebep olan tabii ki çok fazla faktör var. Sigara, alkol, radyasyon, çevre kirliliği günümüzde kanser oluşumuna sebep oluyor. Buradan da eşeğsiz üremeye geçiş yapmıştık. Eşeğsiz üremenin temeli tabii ki mitoza dayanacak. Gençler ata birey bir tane olacak. Bundan yeni yavru meydana gelecek. Bir tane ata bireyden yeni yavru meydana geldiği için genetik çeşitlilik söz konusu değil. Eşeğli üremeyle kıyasladığımız zaman da bireyin e, ee, çoğalma tabii ki eşeyli üremeye göre daha fazla olacak. Bölünerek tomurcuklanma, sporlu üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonlu üreme ve partonogenezle üreme gibi çeşitlerimiz var. Bölünerek üremeyle başlayayım. Bölünerek kim üreyebilir? Bir kere yapıştırıyorsun tek hücreli canlılar üreyebilir. Yani bakteri ve arkeler tek hücreli, amip, öglene, paramesyum tek hücreli bu canlılar hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısı birden ikiye çıkmış olacak. Çok hızlı bir üreme şeklidir. Geometrik artış söz konusudur. Yani bir bakteriyi buraya bıraktın ertesi gün geldin ortalık bakteriden geçilmiyor olmalı aslında. Ama besin yetersiz geliyor, çevre koşulları yetersiz geliyor o nedenle sınırsız bölünme olmuyor diyeyim. Gençler tomurcuklanmayla üremeye baktığımız zaman da fix örnekleri var. Kimden bahsedeceğiz? Hidra dediğimiz omurgasız hayvandan bir de bira mayası dediğimiz mantar türünden bahsedeceğiz. Bira mayası tek hücreli bir mantardır. Buradaki şekil ona ait. Bira mayasında mitozda bir çıkıntı meydana gelmiş. Bu çıkıntıdan hop yeni bireyler meydana gelmiş gençler. Oluşan bireyler ana bir e bağlı kalıp koloni oluşturabilir veya bağımsız olarak da tabii ki yaşamını sürdürebilir. Sporlu üreme dediğimiz zaman bu canlılar mitozla bir tane üreme hücresi yapıyor. Bu üreme hücresinin etrafını dayanıklı bir örtüyle çevreliyor. O zaman bunun adı spor oluyor. Sporları etrafa yayıyorlar. Bu spor uygun koşulları bulduğu zaman ana bitkiye, ana mantara dönüşmüş oluyor. Sporlu üreme kimlerde görülüyor? Özellikle protista aleminde plazmodium, malaria adını verdiğimiz sıtma hastalığına sebep olan tek hücreli bir canlımız vardı. Bunlar da tabii ki sporlu üreme söz konusu olacak. Aynı zamanda eğrelti totu, karayosunu gibi e, tohumsuz bitkiler spor oluşturarak ürüyecekler. Mantarların çoğunda da spor oluşumu söz konusu olacak. Sporlar <laughs> Mitozla oluştuğu için genetik çeşitlilik söz konusu değil. Geliyorum rejenerasyonla üremeye. Rejenerasyonla üreme de e, fix örnek olarak deniz yıldızı ve planarya dediğimiz solucanda karşımıza çıkacak. Ana canlının vücudundan bir parça kopuyor, kopan parça kendini tamamlayarak yeni bir canlıya dönüşüyor. O zaman rejenerasyonla üremiş anlamına gelecek. Deniz yıldızından parçayı kestin. Kopan her bir parça kendini yeniledi. Birey sayısı iki katına çıktı. Rejenerasyonla üreme yapmış demektir. Kertenkelenin kuyruğuna basıyorsun. Kuyruk kalıyor. Kertenkele kaçıyor. Kertenkeleden yeni kuyruk çıkıyor. Kertenkele rejenerasyonla üreme yapmıyor. Kertenkele'den kuyruk çıkıyor. Tamam, parça tamamlandı. Kuyruktan yeni kertenkele olmuyor ki. Birey sayısında artış yok veya bizim yaralanan dokularımızdan hücreler kopuyor, koptu koptu koptu. Burada yeni hücreler meydana geldi. Yani rejenerasyon görüldü. Kopan parçalardan yeni bir ben olmadı gençler. O yüzden de bizde de tabii ki üremek amaçlı görülmüyor. Zaten genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalmış olacak. Buradan da vejetatif üreme dediğimiz üreme çeşidine geliyorum. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarında vejetatif üreme söz konusu oluyor. Bitkinin kopan bir parçasından yeni bir bitki oluşması anlamına geliyor. Mesela sen kayısı ağacını çok beğeniyorsun. Meyvesinden de memnunsun. Kayısı ağacının dalını Kopartıp kesip toprağa ekiyorsun oradan eşeğsiz üreme ile yeni bir kayısı ağacı olacak ya meyvesi birebir aynı kalitede oluyor tarımda çok fazla derecede vejetatif üreme kullanılıyor neden ee, hem süreden kazanıyorsun hem de bitkinin verimini biliyorsun üreme de üremede, sosyetelerde, sosyal grup oluşturan canlılarda görülüyor. Bal arıları bunlara en güzel örnektir. Normal şartlarda ne diyoruz? Tür içi kromozom sayısı sabittir diyoruz. Arı hariç. Arılar sosyal grup oluşturmuş canlılar. Dişi arılar iken yani iki katı kromozom sayısına sahipken erkekler en kromozomlu. Kraliçe arıların mayozla ürettiği yumurtalar döllenme olmadan gelişir erkek arıları meydana getirirlerse buna partonogenez ismini veriyoruz. Yani partonogenez döllenmemiş yumurtadan yeni bir canlı oluşması anlamına gelecektir. Buradan da mayoz ve eşeyli üremeye geçiyorum. Mayoz ve mitozun çok kıyas sorusu eşeysiz ve eşeyli üremenin çok kıyas sorusu çıkar her sene üniversite sınavında da çıkıyor. Mayoz dediğimiz olayda eşey ana hücrelerinde meydana meydana geliyor. Bir hücreden 4 tane yavru hücre meydana geliyor. Kromozom sayısının da yarıya indiği bir bölünme şeklidir. Mayoz sonucu oluşan hücrelere de gamet ismini veriyoruz. Dişi gametlerine yumurta, erkek gametleri ise sperm ismini almış oluyor. Burada yine bilmemiz gereken birkaç tane kavram karşımıza çıkacak. Biri anneden diğeri babadan gelen kromozomlara homolog kromozom ismini vereceğiz. Kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgeler olacak. Biz oralara lokus ismini vereceğiz. Eğer bir canlıda e, her özellikle ilgili iki tane gen varsa biz ona diploid canlı diyeceğiz her genden bir tane bulunuyorsa haploid diyeceğiz. Mesela bizim vücut hücrelerimiz diploid iki en kromozomludur. Gametlerimiz yumurta ve spermlerimiz ise en kromozomlu hücrelerdir. Mayoz bölünmenin amacına bakacak olursak tabii ki kromozom sayısının yarıya inerek tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlamak. Buna sorularda düşüyorsun. Yazıyor. Yukarıda verilenleri mayoz ve mitoza ait olma durumlarına göre gruplandırınız diyor. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar yapıştırıyorsun mitoz yanlış Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan şey mayozdur. Ben mayoz bölünme yaparak yumurta üreteceğim 23 kromozomlu, kocam da mayoz bölünme yaparak sperm üretecek 23 kromozomlu. Sperm ve yumurta birleştiği zaman bizim çocuk yine 46 kromozomlu olacak. Yani tür içi kromozom sayısı sabit kalmış olacak. Mayoz tabii ki kalıtsal çeşitliliği sağlayacak. Canının hayatının belirli bir bölümünde görülecek. Ergenliğe başladığımız zaman işte görülmeye başlıyor diyebiliriz. Tabii ki detaylı konular biraz dişilerde farklılıklar söz konusu oluyor. Mesela kadınlar menopoz dönemine geldikleri zaman da üreme dönemi sonlanmış artık mayoz bölünme yapmıyor oluyorlar. Mayoz bölünmede bir tane interfaz en başta gerçekleşiyor. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane evre meydana geliyor. Yani sitoplazma bölünmesi de iki kere çekirdek bölünmesi de iki kere meydana geliyor. Kromozom sayısı yarıya inmiş dört tane hücre oluşuyor interfazın arkasından mayoz 1 arkasından mayoz 2 gelecek. Çekirdek bölünmesi dediğimiz yerde yine sıralama aynı. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Mayoz 1'e aitse birleri yapıştırıyorsun. Mayoz 2'ye aitse ikileri yapıştırmış oluyorsun. İnterfazı da az önce anlattığım mitozun interfazından farklı değil. DNA işlenmesi gerçekleşecek. E, gerekli hazırlıklar yapılacak. Organel sayısı artacak. ATP sentezi artacak diyeyim. Mayoz 1'in profaz 1'i en uzun ve en can alıcı evresidir. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor diye. Burada tetrat dediğimiz, homolog kromozom dediğimiz yapılar söz konusu olacak. Yani birbirleriyle birleşip dörtlü bir yapı oluşumu söz konusu. Yine mitozun profazındaki gibi çekirdek zarı eriyecek, çekirdekçi kaybolacak. Homolog kromozomlar tetratları meydana getirecek. Tetrat dediğin şeyde de dört tane kardeş kromatit söz konusu olacak. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromotitlerinin birbirlerine değdiği yerlerde Crossing over yani parça değişimi dediğimiz durum söz konusu olacak. Chromosync over tabii ki genetik çeşitliliği arttıran bir olaydır. Crossing over tesadüfi gerçekleşen bir olaydır. Mayoz bölünmede görülme oranı %99.9999. Ama soruda yazarım. Her mayoz bölünmede crossing over görülür. Hayır. Her mayoz bölünmede crossing over görülmez. Geldim metafaz bir evresi dediğimiz evreye. Aslında bu sefer mitozla aynı cümleler ama tet tetrat kelimelerini kullanacağız. Tetratlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş olacaklar. Anafaz 1 de artık Tetratların yapısındaki kromozomlar zıt kutuplara gitmiş olacaklar. Yani homolog kromozomlar iyi iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılacaklar. Rastgele kutuplara kromozomların çekilmesi söz konusu olacak diyeyim. Telofaz bir arkadan mayoz bölünme gerçekleşeceği için bazılarda çekirdek zarı eri tekrardan oluşuyor. Çekirdekçi yeniden oluşuyor. Kromozomlar kromatinlere dönüşüyor. Bazı türlerde de nasıl olsa birazdan mayoz başlayacak diye çekirdek mayoz 2 başlayacak diye çekirdek zarı yeniden oluşmuyor. Yani oluşabilir, oluşmayabilir diyeyim gençler. Sitokineze baktığımız zaman sitoplazma bölünmesidir. Tabii ki paylaşılan kromozomlar sitoplazma bölünmesiyle birbirinden ayrılmış olacak. Mayoz 1'in sonucunda oluşan her bir hücrenin de kromozom sayısı n. Yani mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı zaten yarıya düşmüş olacak. Buradan mayoz 2'ye geçeceğiz. Mayoz 2'nin ilk evresi profaz 2. Şekilsel olarak zaten mayoz 2 ile mitozu birbirinden ayırt edemiyoruz. Çekirdek zarı oluştuysa erimeye başladı. Çekirdekçik oluştuysa erimeye başladı. Kromatin iplikler kromozomlara eğer kromatin ipliğe dönüşüm olduysa tekrardan kromozomlar oluşacak. Metafaz 2'de kromozomlar ekvator düzlemine dizilecek. Anafaz 2'de de kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket edecekler. Telofaz 2'de çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlayacak. Çekirdekçik yeniden meydana Gelecek gençler kromozomlar da incelip uzayarak kromatin ipliklere dönüşmüş olacak. Endoplazmik retikulum da genellikle hücre bölünmesi sırasında tabii ki ortadan kayboluyor. Kanalcık ve borucuk sistemiydi ya. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolduğunda o da ortadan kayboluyor. Yeniden oluştuklarında o da yeniden oluşuyor. Stokinez 2'de de yine sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek. İki hücreyle başladığımız için sonuçta dört tane yavru hücre oluşturacağız. Kromozom sayısı yarıya indi. Oluşan her bir hücrenin genetik yapısı da birbirinden farklı oldu diyeyim mayozda dna miktarı değişimine bakacak olursak diyelim ki dna'nın eşlenmesi interfazın s evresinde gerçekleşiyordu ya o zaman iki katına çıkmada s evresinde meydana gelecek stokinez bir de yani stoplazma bölünmesini yaptığın zaman dna miktarı tekrar eski haline dönecek bir daha stoplazmayı böldüğün zaman ise yarıya inmiş olacak kromozom ise profaz evresinde meydana geliyordu o yüzden kromozom sayısını interpaz fazla sabit alacaksın. Ne zaman sitokinezi yaptın kromozom sayısı yarıya inmiş olacak diyeyim. Sonra mayozun o anafaz iki evresinde geçici olarak iki katına çıkıp tekrardan düşme söz konusu olacak. Mitoz ve mayozun karşılaştırmasını hızlı bir şekilde vereyim. İnsan için düşündüğümüz zaman vücut hücrelerimiz mitoz yapacak. Eşey ana hücrelerimiz mayoz yapacak. Mitoz en, iki en, üç en hü kromozomlu hücrelerde görülecek. Kromozom sayısı değişmediği için. Mayoz ise sadece iki en kromozomlu hücrelerde görülecek. Mitoza baktığımız zaman organlarımızda görülebiliyor. Mayoz sadece eşey ana hücrelerimizde görülüyor. Mitoz zigot oluşumundan ölene kadar devam ediyor. Mayoz ise sadece hayatın belli bir döneminde görülüyor. Mitoz sonucunda iki hücre, mayoz sonucunda 4 hücre meydana gelecek. Mitozda bir kere çekirdeği, bir kere sitoplazmayı böleceksin. Mayozda ise iki kere çekirdeği, iki kere sitoplazmayı böleceksin. Mitozda kromozom sayısı değişmez. Mayozda yarıya iner. Eşeğsiz üremenin temelini oluşturacak mitoz. Eşeğli üremenin temelini oluşturacak mayoz. Kalıtsal çeşitlilik mitozda yok. Mayozda var. Sinapsis, tetrat, crossing over bunlar sadece mayozda göreceğin kelimeler. Homolog kromozom kelimesini de sadece mayozda göreceksin. İkisi de hücre sayısını arttırıyor. İkisinde de DNA işlenmesi var. İkisi de üreme de görev yapabiliyor. Kardeş kromatitlerin ayrılması o mayozdaki de olan olaylar ikisinde de ortak olarak görülüyor diyeyim. Buradan da eşeğili üremeye geçiyorum. Eşeğili üreme dediğimiz zaman da iki farklı ata bireyin genetik çeşitlilik oluşturarak yeni yavru birey meydana getirmesinden bahsediyoruz. Temeli tabii ki mayoz belinmeye ve döllenmeye dayanacak eşeğisiz üremeye bakarak da üreme hızı yavaş olacak diyeyim gençler yavru birey genetik çeşitlilik yaşandığı için hem ana bireyden hem de diğer kardeşlerinden farklı genetik özelliklere sahip olacak O yüzden de değişen çevre koşullarına uyum yeteneğini eşeyli üreme arttırır diyeyim Eşeyli ve eşeğisiz üremeyi de karşılaştıralım. Eşeğisizin temeli mitoza dayanıyordu. da ki mayoza dayanıyor. Eşeğisizde genetik çeşitlilik yok. Eşeli de tabii ki kalıtsal çeşitlilik görülecek. İkisini kıyaslarsan eşeğisiz daha hızlıdır. Oluşan bireylerin genetik yapısı aynı olduğu için çevre koşullarına ana canlıyla aynı Oranda adapteler, değişen çevre koşullarına eşeyli üreme sonucu oluşanlar daha fazla adapte. Döllenme söz konusu değil eşeysiz üremede. Eşeyli üremede ise döllenme söz konusu olacak. Eşeğsiz de tek bir ata yeterliyken eşeyli üremede iki yavru ata olacak diyeyim gençler. <laughs> Hücre bölünmesi ünitesini bitirdiğimize göre artık kalıtım ve biyolojik çeşitlilik kısmına geçebiliriz. İlk olarak kalıtımın genel esasları dediğimiz başlığımızı atmış olalım. Burada bilmemiz gereken kavramlardan bahsedelim. Canlıların sahip olduğu saç rengi, göz rengi, cinsiyeti, kan grubu birer karakterini temsil ediyordu. Saçının sarı olması, kahverengi olması, kanının A olması, B olması özelliklerini göstermiş oluyordu. Özelliklerimizin, karakterlerimizin ortaya çıkmasını sağlayanlar da genlerdi aynı karakterin ortaya çıkmasını sağlayan genlere de allel ismini veriyorduk. Eğer bir canlı aynı allel sahipse, büyük A büyük A, küçük a küçük a ise biz bunlara homozigot bireyler diyorduk. İki alleli birbirinden farklıysa heterozigot, hibrit, melez bireyler ismini veriyorduk gençler. Canlının iç görünüşüne genotip, dış görünüşüne ise fenotip ifadesini kullanmıştık heterozigot bireylerde yani büyük A küçük A olan bireylerde etkisini fenotipte gösteren gene baskın gen gösteremeyen gene ise çekinik allel yani resesif gen ismini veriyorduk. Genetikte tabii ki olasılık ilkelerinden yararlanıyorduk. Olasılık ilkelerinden de biraz bahsetmiş olalım. Şansa bağlı olarak gerçekleşen bir olay bağımsız yeni bir olayın sonucunu tabii ki etkilemiyor. Bir parayı havaya attığımız sonucunda tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı yine 1 bölü 2'dir. Şansa bağlı iki olayın aynı anda Meydana gelme e, durumu ayrı ayrı meydana gelme ihtimalinin çarpımına eşit olacak. Aynı anda havaya atılan iki paranın ikisinin de yazı gelme ihtimali. Birincisinin yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. ikincisinin yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. Yani ikisinin de yazı gelme ihtimali 1 bölü 4'tür diyeceğiz. Gençler aynı sonuca iki farklı durumla ulaşılıyorsa bu durumlar ayrı ayrı olma ihtimallerinin toplamıyla bulunuyor. Bir para iki kez havaya atıldığında atışlarının birinci durumda yazı. Tura, ikinci durumda tura yazı gelme ihtimalini soruyorsa, o zaman yazı tura gelme ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir. Yani burası 1 bölü 4'tür diyeceksin. İkinci durumda yine 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir diyeceksin. Sonra bunların ikisinin toplamını istiyor bizden. İki olasılığın ayrı ayrı olmasını istediği için diyelim. Mendel'den bahsedelim. Genetiğin kurucusu babası tabii ki Gregor Mendel dediğimiz bilim insanı. Kendisi bir papazdı. Kilisesinin arkasında serası vardı. Serası da bezelye yetiştiriyordu. Genetiğe ve matematiğe biyolojiye ve matematiğe meraklıydı. Bu da onu başarılı yaptı. Bezelye bitkisini seçmesi de onu başarılı yaptı. Bezelye bitkisi kolay yetiştiriliyordu, birbirinden kolay ayırt edilebilen özelliklere sahipti, kendi kendine ve çapraz tozlaşma yapabiliyordu. Özellikle sorularda tohum rengi ve tohum şekli çok fazla deyacı da karşımıza çıkar. Sarı olmak <gülüyor> 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 Yeşil olmaya baskındır. Yuvarlak tohumlu olmak buruşuk tohumlu olmaya baskındır. Mor çiçekli olmak da beyaz çiçekli olmaya baskındır. Bunları aklımızda tutsak iyi olur. Bezelyeyi kullandı başarılı etti onu. Bunun faydalarından zaten bahsettim. Karakterleri etki eden genler bağlı olabiliyorlar veya bağımsız olabiliyorlar. Yani şurada A ve B genlerine baktığımız zaman bunların bağımsız olduğunu görüyoruz. Burada ise A ve B genlerinin birbiriyle bağlı olduğunu görüyoruz. Gamet nasıl bulunuyor? Ondan da hemen bir bahsetmiş olalım. Mesela genotipi büyük A, büyük A, büyük B, büyük B şeklinde olan kişi tabii ki A'yı ve B'yi vermek zorunda. Büyük A ve büyük B'den başka alternatifi yok. Yine şuna baktığın zaman küçük A, küçük B vermekten başka alternatifi yok. E bu ne yapacak? A ile ilgili büyük A'yı verecek. Küçük B ile ilgili de küçük B'yi vermek zorunda. Heterozigot bireylerde ise aslında kısa bir formül kullanabiliyorduk. 2 üzeri N formülünden buluyorduk. N burada heterozigot eterizigot birey sayısıydı. Şunu yazdığı zaman birinci eterizigot, ikinci eterizigot diyorduk. 2 üzeri 2'den 4 çeşit bulacağını söylüyorduk. Çatallandırma yöntemi denilen yöntemi de kullanabiliriz. Ya büyük A'yı verecek ya küçük A'yı. Büyük A'nın karşısına büyük B'yi verecek ya da küçük B'yi. Tersten yazmaya başladığımız zaman da Tüm gametleri bulabiliyorduk. Uzun sorularda tabii ki yazma işi çok uzun sürerdi. Şıklardan gidiyorduk. Bağımsız genlerde gamet çeşidi formülünü söyledim 2 üzeri n ile buluyoruz. Heterozigot karakter sayısını gösteriyor. Gamet çeşidi sayısı hesaplanırken de crossing over varsa bağlı genler bağımsız gen gibi hesaplanmış oluyor. Mesela bir tane soru yapayım. Dıt dıt genotipli ve tüm genleri farklı kromozomlarda olan bireyin gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Hepsi farklı kromozomlar üzerinde olduğuna göre birinci, ikinci ve üçüncü heterozigot olarak düşüneceksin. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet meyd dona getirmiş olacak. Mono hibrit çaprazlamayı öğrenmiştik. Bir karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına mono hibrit çaprazlama ismini vereceğiz. Mendel'in bulduğu benzerlik, ayrılma ve dağılım yasasından da bahsedelim. Mendel F1 döllünü mono hibrit çaprazlama yapıldığı zaman daha doğrusu iki tane homozigotu çaprazladığı zaman büyük A büyük A çarpı küçük A küçük A yaptığında F1 dölü dediğimiz dölün tamamının birden birbirine benzediğini gördü. Buna benzerlik ilkesi ve bir ataya benzeme ilkesi dedi. Ayrılma ilkesi dediğimiz zaman dedi ki heterozigot bir bireyde büyük A'nın gitme ihtimali de %50'dir. Küçük A'nın gitme ihtimali de %50'dir. Baskın olan daha çok gider, çekinik olan geride kalır diye bir şey yok. Bağımsız dağılım yasası da aslında bunu söylüyor gençler. Hangi allelin hangi gamete gideceği de e, tesadüfi olarak belirlenmiş oluyor. Kontrol çaprazlaması ne demekti? Kontrol çaprazlaması birine dışarıdan baktığın zaman onda baskın özelliğinin olduğunu görüyorsun. Mesela büyük A'nın olduğunu görüyorsun. Ama o kişi büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı bilemiyorsun. O yüzden büyük A'ya sahip bireyi gidip çekinik bireyle çaprazlıyorsun. Çekinik bireyle çaprazladığın zaman hiç küçük A görülmezse küçük A küçük A genotipi açığa çıkmazsa diyorsun ki bu baskın özelliğe sahipmiş yani homozigotmuş ama döllerin yarısında çekinik özellik yarısında baskın özelliği görürsem bunun heterozigot olduğunu anlamış oluyorsun. Yani baskın karaktere sahip bireyin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlaması yapılırdı. Dihibrit çaprazlamada iki tane aslında monohibrit bireyin çaprazlanması anlamına gelmiş olacak gençler. Baktığımız zaman mesela burada büyük S, büyükse, küçük S, büyük D, küçük D dihibrit bireydir. Büyükse, küçükse, büyük S, küçük S, büyük D, küçük D dihibrit bireydir. Panlıt karesi dediğimiz bir karede bunların oluşturacağı gametleri yaşatabiliyoruz. Veya kısa yolunu öğretmiştim size. Elmaları Elmalarla çarpıyorsun, armutları armutlarla çarpıyorsun, soru senden ne istiyorsa onu buluyorsun. Her zaman kısa yola gitmemizde tabii ki fayda var. Mendel'den sonra yapılan çalışmalar eş baskınlık dediğimiz bir durumun da ortaya olduğunu gösterdi. Mendel genlerin bazılarının bağlı bazıları bazılarının baskın bazılarının çekinik olduğunu söylüyordu ama mendelden sonra yapılan çalışmalarda genlerin birbirine tam baskınlık kuramadığı eş baskın olduğu durumlarda ortaya çıktı yani iki e gene de ait özellikler ortaya çıkmış oluyor. Mesela insanlardaki MN kan grubu sistemi, AB kan grubu sistemi eş baskınlığa örnektir. MM kan grubuna sahip bir birey gametine tabii ki M'yi verecek. NN kan grubuna sahip birey gametine tabii ki N'yi verecek. İkisi bir araya geldiği zaman yavru bireylerde MN kan grubuna sahip olacak. MN kan grubuna sahip bireyleri de çaprazladığımız zaman MM, MN n n kan grubuna sahip bireyler meydana gelecektir. Bunların genotip ve fenotip oranlarına baktığımız zaman da birbirine eşit çıktığını görüyoruz. Çünkü bu başka bir fenotip, bu başka bir fenotip, bu başka bir fenotip. 3 çeşit fenotip açığa çıkıyor. 3 çeşit genotip açığa çıkıyor diyeyim gençler. Soy ağaçları analizlerini de yapmıştık. Biraz onlardan da bahsedeyim. Kalıtsal özelliklerin takibini yapmak için bir ailede nasıl gerçekleşiyor buna bakmak için soy ağaçları çizebiliyoruz. Soy ağaçlarında yuvarlakla çizdiğimiz bireyler dişi bireyler kare Ile çizdiğimiz bireyler erkek bireyler oluyor son yıllarda üniversite sınavında çok kullanmaya başladılar böyle yamuk kare baklava diyeyim çizdikleri zamanda o cinsiyeti bilinmeyen birey oluyor diyeyim gençler. İki kişi birbiriyle evli olduğu zaman ortalarına bir çizgi koyuyorlar. Eğer akrabalık olan bir evlilikse iki çizgi koyuyorlar. Çocukları da tabii ki bunlardan çıkan çizgiler şeklinde göstermiş oluyorlar. Şu kız çocuğu, şu erkek çocuğu oluyor. Eğer şöyle bir tane çizgiden iki yavru meydana geldiyse bunlar ayrı yumurta ikizleri. Eğer ortaya bir tane çizik attıysa aynı yumurta ikizleri oluyor. Aynı yumurta Kurt zaten, zaten cinsiyeti aynı olmak zorunda. Eğer bir bireyin üstüne çizgi attıysa o birey ölmüş demektir diyeyim. Gençler buradan da hemen çok hallerliliğe geçiyorum. Çok hallerlilik dediğimiz şey de Mendel'den sonra keşfediliyor. Normalde biz her karakterin ortaya çıkmasını sağlayan iki gen olduğunu biliyoruz. Ama bazı canlı türlerinde bazı karakterlerin ortaya çıkmasıyla ilgili ikiden fazla gen bulanabiliyor. Mesela tavşanlarda kürk renginin ortaya çıkmasıyla ilgili ikiden fazla gen var. İkiden fazla gen olunca buna çok allerli kalıtım deniliyor ama bir tavşan türünde ne olursa olsun iki tane gen bulunacak çok çeşit var ama tavşan iken kromozomlu olduğu için iki tane bulundurmuş olacak hemen bir soru üstünden anlatayım bir canlının sahip olduğu A karakteri bakımından dört farklı allel arasındaki ilişki A1 A2 eş baskınmış A3 onlara çekinikmiş A4'te daha çekinikmiş kaç çeşit fenotip ve genotip oluşabilir önce uzun sonra kısa yoldan göstereceğim 4 farklı allel varsa ve 2 n kromozomlu bir canlıdan bahsediyorsak bu canlıda A1 A1 olabilir A1'in yanına A2 gelebilir A1'in yanına A3 gelebilir A1'in yanına A4 gelebilir gençler sonra A2'nin yanına A2 gelebilir A2'nin yanına A3 gelebilir A2'nin yanına, A2 yanına A4 gelebilir veya A3'ün yanına A3 gelebilir. A3'ün yanına A4 gelebilir veya A4'e A4 şeklinde olabilir. O zaman genotipleri saymaya başlayacak olursam 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 10 çeşit genotip meydana geldi. Biz her seferinde böyle yazıp yapmayacağız. Kısa yolu neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2'den genotip çeşidini bulabiliyorduk. En burada allel sayın. Kaç tane allelim var? 4. O zaman 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 çeşit allelin çıktı, genotipin çıktığını tabii ki söyleyebilirsin. Fenotiplere baktığımız zaman normal şartlarda hepsi baskın olsaydı allel sayısı kadar diyecektim. Eş baskınlık olduğu zaman 1 ekliyoruz. Yani normalde şu soruyu şu kadar çözecektim. 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 çeşit genotip 1, 2, 3, 4. 4 tane Fenotip açığa çıkar. Eş baskınlık olduğu için bir tane fazla 5 deyip şıkkı işaretleyecektim. Gösteriyorum. Şimdi A1 ve A2 eş baskın olduğuna göre burada ara bir şey çıkacak. A1 ve A2 şeklinde. Şu grupların tamamı birden kime benzeyecek? A1'e. Şu grubun tamamı birden A2'ye benzeyecek. Şu grubun tamamı birden A3'e benzeyecek. Bu grupta A4'e benzemiş olacak. O zaman fenotip çeşitlerinizi sayacak olursak allel artı 1 diyeceğiz. Yani bunun genotip çeşidi kaç çıktı? 10. Fenotip çeşidi ise 5 çıkacak diyeyim gençler. Tabi uzun haline yapmayacağız. Bunları kalıtımı anlattım. Ee, ders videolarında çok detaylı olarak anlatmıştım. Biz bugün özet yaptığımız için hızlı olarak geçiyorum diyeyim gençler. İnsanlarda AB0 kan grubunun belirlenmesinde görev alanda 3 tane allel olduğunu biliyoruz. A ile B arasında eş baskınlık var. Sıfırda bunlara çekinik. O zaman AB0 kan grubu sistemi hem eş baskınlığa hem de çok allelli kalıtıma örnek oluyor. Bu nedenle baktığımız zaman... Genotip ve fenotipler farklı oranlarda açığa çıkıyor. İnsanlar ya A ya B ya AB ya da sıfır kan grubuna sahip oluyor. A kan grubuna sahip olanlar AA veya A0 olabilir. B kan grubuna sahip olanlar BB veya B0 olabilir. AB kan grubuna sahip olanlar AB olacak. Sıfır kan grubuna sahip olanlar da 00 genotipine sahip olacak. Kan gruplarını nasıl belirliyoruz? Al yuvarlarda bulunan antijenlere bakarak belirliyoruz. A antijeni taşıyan A grubu B taşıyan B grubu 2 antijeni taşıyan AB antijen taşımayan sıfır kan grubu oluyor. Antijene karşı üretilen plazmada bulunan maddelere antikor denir. Antijenle antikor arasında da uyum olmak zorunda. Bunlar birbiriyle savaşıp öldürebilen moleküller. Ben A antijenini bulunduruyorsam A antikorunu taşıyamam. Yoksa içeride savaş çıkar. Farklı kan grubuna sahip bireyler birbirine kan verdiğinde kanın çökelmesi bundan kaynaklanıyor. Bir de RH faktörü dediğimiz faktörümüz var. RH faktörüne de baktığımız zaman pozitif olmalı olmak negatif olmaya baskındır. O zaman büyük R ile pozitif olmayı göstereceğiz. Büyük R yani pozitif olan bireyler büyük R büyük R veya büyük R küçük R genotipine sahip olabilir. Ee, negatif olan bireyler ise küçük R küçük R genotipine sahip olmak zorundalar. Pozitif olan bireylerde antijen bulunacak, negatif olan bireylerde antijen tabii ki olmayacak diyeyim. Yandaki soy ağacına göre ailenin doğacak kız çocuğunun B kan grubuna sahip olma ihtimali nedir diyor. Şimdi biz buradan baktığımızda diyeceğiz ki bunların A kan grubuna sahip çocukları olmuş. Bunun AB olduğunu kesin biliyorum. Bunun B olduğunu biliyorum ama yanını bilemiyorum. Şunun AB olduğunu biliyorum. Bunun A olduğunu yanını bilemiyorum. Ama şu mantıkla ilerleyeceğim. Şimdi bu A kan grubuna sahip olduğuna göre ya AA olmak zorunda ya A0 olmak zorunda. AA kan grubuna sahip olsaydı anın birini buradan alacaktı birini buradan alacaktı demek ki bunun a olma ihtimali yok bu ne olmak zorunda a sıfır sıfırı da kimden olmak zorunda bundan almak zorunda ana ve babayı bulduğuma göre çaprazlamaya geçiyorum ab kan grubuna sahip karşı tarafta b sıfır kan grubuna sahip çaprazlamayı yaptığım zaman ab kan grubuna sahip çocukları olabilir veya a sıfır kan grubuna sahip çocukları olabilir veya BB kan grubuna sahip çocukları olabilir veya B0 kan grubuna sahip çocukları olabilir. Soru benden ne istemiş? Doğacak kız. Bunu da atlıyordum neredeyse. B kan grubuna sahip olma ihtimali. Bunların çocuğunun B kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Kız olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Yani hem kız hem B kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 4'tür diyeceğiz. Gençler kan uyuşmazlığından da bahsedelim. Kan uyuşmazlığı da Pozitif ve negatifle alakalı yani AB b sistemiyle alakalı değil. Sen B'sin çocuğun sıfır falan onlarla alakalı değil. Anne negatif hemen yazıyorum. Annenin negatif bebeğin pozitif olduğu durumlarda söz konusu oluyor. Bebek pozitif olduğu zaman ERAŞ antijenine sahip oluyor. Anne bebeği düşman olarak algılayıp bunu öldürmek için antikor üretmeye başlıyor. Buna da. Ee, kan uyuşmazlığı ismini veriyoruz tersinde olmuyor çünkü bu sefer antikoru bebeğin üretmesi ve anneyi öldürmesi lazım embriyonik dönemdeki bir bebek anneyi öldürebilecek antikor seviyesine tabii ki ulaşmıyor anne negatif bebeğin pozitif olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı görülür anne negatif gitmiş pozitif bir adamla evlendiyse pozitif çocukları olabilir eşeye bağlı kalıtıma da geçiyorum eşeye bağlı kalıtım normal gördüğümüz büyük a ağ, küçük alardan biraz farklı bir mantıkta çünkü eşey kromozomları yüz üzerinde bazı özellikler taşınıyor. Dişilere baktığımız zaman XX kromozom formülüne sahipler. Erkeklerde XY kromozom formülüne sahipler. X kromozomu ile Y kromozomu birbirinden farklı yapıya sahipler. O yüzden bazı özellikler sadece X kromozomu üzerinde taşınılıyor. En güzel örneği renk körlüğü ve hemofilidir. Bazı özellikler de Y kromozomu üzerinde taşınıyor. Y kromozomu sadece erkek bireylerde olduğu için Y kromozomu üzerinde taşınan bir özellik babadan erkek çocuklarına aktarılmış oluyor diyeyim gençler X kromozomuna bağlı kalıtıma baktığımız zaman da bazı çekinik genlerle aktarılan kalıtımlardan bahsedebiliriz. En güzel örneğimiz renk körlüğü ve hemofilidir. Renk körlüğüne baktığımız zaman dişi bireylerde X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınıyor. Dişi bireyler e, ee, çekinik gene sahiplerse hastalık geni büyük R ise sağlıklı olma geni oluyor. Dişilere baktığın zaman X üzeri büyük R'ye büyük R olabilirler. O zaman sağlıklı olacaklar. Büyük R'ye küçük R olabilirler. O zaman sağlıklıyım yani düzgün görüyorum ama hastalık genine sahibim taşıyıcıyım. X üzeri küçük R X üzeri küçük R yani 2X kromozomunda da bu Yeni taşıyan birey renk körü olmak zorunda. O zaman kadınlarda üç alternatif çıktı. Sağlıklı olabilirim, taşıyıcı olabilirim, hasta olabilirim. Erkeklerde ise bir tane X kromozomu var ya büyük R'yi taşıyacaklar ya küçük r'yi taşıyacaklar. O yüzden erkekler ya renk körüdür ya değildir. Taşıyıcı olma durumu Yok. Hemofiliyi tekrar göstermeme gerek yok gençler. Aynı mantık. Kanın pıhtılaşmaması hastalığına hemofili diyoruz. Bu da X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınmış oluyor. O yüzden kadınlarda da yine hemofili taşıyıcılığı söz konusu olabiliyor. Erkeklerde ise taşıyıcılık söz konusu değil. Bozuk dentin dediğimiz hastalık ise X kromozomu üzerinde baskın bir genle taşınan bir hastalıktır. Dişlerin daha doğrusu hastalık demeyeyim de dişlerin çarpık olması durumudur. Baskın genle taşın için kadınlarda yine üç alternatif meydana geliyor. Kadınlar büyük D'ye büyük D, büyük D'ye küçük D, küçük D'ye küçük D olabiliyorlar. Büyük D çarpık dişli olmak olduğu için Büyük D, büyük D olan da büyük D, küçük D olan da çarpık dişli oluyor. Küçük D, küçük D olanlar sağlıklı bireyler oluyor. Büyük D e, erkeklerde ise ya sağlıklı olacaklar ya hasta olacaklar. İkinci bir X alternatifi olmadığı için Y kromozomu üzerinde taşınan genler de sadece erkek bireylerde gözlenecek gençler. Bildiğimiz örneği kulak kıllılığıdır. Babadan erkek çocuklara geçmiş olacak. Böylelikle birinci dönem full özetimizin sonuna geldim gençler. Kalıtıma e, sözel olarak anlattım ama sorular üzerinden de bir soru çözüm videosu biliyorum çok istiyorsunuz çözmeyi düşünüyorum. Eğer soru çözüm videosu gelsin kalıtımın tüm sorular üzerinden geçtiğimiz bir kısmı olsun diyorsanız yorumlara bekliyorum. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.